Merhaba arkadaşlar, bu videomla birlikte kendi web sitemi kodladığım seriye devam ediyorum. Şimdi sizi ekrana alacağım. Evet, buradayız. Kendimi sağ tarafa alayım, burada daha iyi olacağımı düşünüyorum. Şimdi hatırlıyorsanız ufak tefek kodlamaları yapmıştık en son görsel haliyle de. Şöyle bir web sitesi elde etmiştik. Burada sahte bir ikonumuz var, henüz ikonumuz olmadığı için bunu da bir sonraki videoya tasarlamış ve buraya koymuş olurum örnek amaçlı. Home, About vesaire tuşlarına bastığımızda buradan ekran geçişlerini böyle tatlı tatlı hallettiğimiz bir yapı elde ettik. Şimdi bu kodlamanın bir de burada tabi küçülttüğümüzde ekranın böyle giderek küçüldüğünü, en sonunda yok olduğu hale getirmiştik. Şimdi bu kodlamanın bazı yerlerini şimdilik düzeltelim. Daha sonradan kalmasın elimizde. Yani nasıl demek istiyorum? Mesela ben main screen kodlarını yazmıştım burada. Bunu buradan biraz ayrıştıralım. Şunları başka yere alalım. Nasıl alacağız? Burada core bölümüne gelip burada trans diye bölüm var. Buraya ben geliyorum. Bir tane folder oluşturuyorum. Extension. Ya da bunu ayrıdan şurada oluşturayım. Direkt core'un altında. Extension diye. Şimdi bu extension'ın içerisine gelelim. Context nokta pardon. Ne oluşturacaktım? Widget size device screen size nokta dart diyelim. Hatta şuraya screen extension de diyebiliriz. Screen size alt tire extension dedik. Buraya geldim. Şimdi burada şu gördüğünüz yapıları extension içerisinde verip böyle hani context nokta diye çağırabileceğim bir hale getirmek istiyorum. Böyle context nokta bla 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 diye. Bunu nasıl yapacağız? İşte bu extension dosyasını oluşturduktan sonra şuraya geliyorum. Extension diyorum. Buraya da geliyorum. Build context. Burası bir isim. Screen size extension diyorum. Buraya da on build context diyorum. Şöyle. Bu yapıyı verdikten sonra zaten aslında gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi ben şurada gördüğünüz gibi screen size aldım. Hatta ben bu ekranı böleyim şuradan. Hop. Gördüğünüz gibi kod burada kalsın. Biz buraya geçelim. Şu yan tarafta gördüğünüz screen size'ı bu tarafa yazacağım. Size. Bu arada ekran bölmeyi, bakın şurada bir tuş vardı, ben o şekilde yaptım. Yani nasıl, şimdi aslında kaldırırsam bakın şu kenarda işte tatlı bir tuş var. Şunu da şöyle çekeyim. Şurada bakın, adı split editor right, yani sağa doğru pencere böl. Bastığım zaman aktif bulunduğum şeyi burada bölüyor. Aktif bulunduğum buradan kapatırsam iki ayrı kod sekmesiyle iki ayrı yan yana görebiliyorum. Bunu buraya açtım. Screen size'ı da buraya alalım. Şimdi media query yine aynı şekilde yazıyorum. Off diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi context yazıyordu. Burada context yazmayacak, this yaz. Çünkü zaten context'in içindeyiz. Yani sen kendini al demeye getiriyorum. Nokta size diyoruz. Slash da verdiğimiz zaman bitiyor. Peki bu ne hatası verdi? Reference device invalid. Build context'tesin aslında. Media query of context nokta size. Yani şurayı yapalım. Ha, tamam. Şimdi yanlış hata. Şuradaki get sistemiyle yapmayı. Şimdi şöyle, eğer bu size'a bir içerisinde bir bla bla değer almayacaksa, bu size'ı kapalı tutup başına get verdiğinizde ve ok işaretini gösterdiğinde bu sizin için daha yapılı oluyor. Şimdi sırasıyla bu bool, size, def falan diye ayarlarımız vardı. Bunları dolduralım. Buraya geldim. Bool dedim. Get dedim mesela. Is desktop. Is desktop eşittir. Böyle okun da verdim. Yukarıdaki size'ı, buradaki size'ı alıyorum. Nokta diyorum. Width diyorum. Büyüktür. Eşit 1200 diyelim. Şöyle dengemi verdim. Bu 1200'ü falan ben kendim ön sezimle veriyorum. Yani başka bir yapı vermek istiyorsanız burayı değiştirebilirsiniz. Bu kesimleri daha doğrusu. Buraya gelelim. Devam edelim. Bulget is tablet dedikten sonra şöyle yapalım.
size nokta width büyüktür eşit, bakın burada 500. Bazı yerlerde 600 yapan da var, hiç sorun yok. Bool get is mobile. Mobile'a da geldim, buraya da işte size width küçüktür 500 dedim, bunu da verdim. Gördüğünüz bu yapıları buraya aldım. Artık burada benim bu yapılara ihtiyacım yok. Şunu şöyle hatta CTRL Ö ile gizli hale getirdim. Bakın burada kızıyor. Ben diyor izdex yaptım, nereden alacağım diyor. Benim böyle verim yok. Tamam diyorum. Buraya gel, sakin ol diyorum. Şimdi buraya geldim. Şurada zaten bir konteksti var. Context dedim. Nokta dedim. IsDesktop dedim de gördüğünüz gibi bakın otomatik oldu. Yukarıya da şu paketi getirdi. Bakın şurada screen size extension. Bunu gördüğü için hiçbir sorun algılamadan devam ediyor yoluna. Aynı şekilde burada da var. Burada da kızıyor. Buraya da gelelim. Context nokta IsDesktop dediğimizde bakın burayı da halletti. Bu ikisini bitirdim. Şuradaki kodlar kalsın. Şunu aşağı alayım. Aşağıda dur. Kod olarak. Şimdi bu ikisini bitirdim. Ben buradaki şu expanded'ın içerisinde flex 1 yazıp falan filan yapmayı böyle ben kirli olarak görüyorum. Bunu da düzeltiyorum. Nasıl yapacağım? Bu extension'ın içerisine geleceğim. Burada yine widget extension diyeceğim. Nokta dart diyeceğim. Widget extension nokta dart'ı burada girdim. Şuraya alayım kendisini. Şuradan burada duralım yine şurada. Şu bölümde o tarafı rahatsız ediyor muyum acaba, kendime sağa alayım, sola pardon. Şimdi burada yine extension oluşturacağım, extension ne diyelim, widget destine extension diyelim, on neyin üzerinde olacak, widget, herhangi bir widget, tüm widgetların içerisinde olacak. Bunu da böyle aldım. Şimdi ben şunu yapacağım. Widget'a nokta dendiğinde bu özelliği getir kısmını yapacağım. Onda nasıl yapacağız? Şimdi burada widget diyeceğim, get diyeceğim, expanded diyeceğim. Ama pardon, get demeyeceğim. Şurada bir numerik rakam aldıracağım expanded'a. Bunun içerisine geldim. Şurada dedim ki int size dedim. Mesela int flex diyelim hatta. Bunu da buradan böyle yaptığımızda burada diyeceğim ki expanded olmadı. Şuradan ayarlayalım. Expanded. Expanded'ı geldi. Şimdi buraya flex verelim. Neden bu hata ediyor? Şuraya oku verelim. Rahatlasın. Expanded flex'ine flex'i veriyorum. Child'ına da this diyorum. Bitti, bu kadar. Şuraya da geldim. Bu şeyimi verdim. Ha bir de şuraya oldu da şimdi bunun key'i var. Yarın bir gün biz bu key'i anlamlandırmak istersek onu da ekleyelim. Şuraya geldim. Süslü parantez içerisinde key dedim ve key dedim. Bu vermek zorunda değil anlamına geliyor. Flex'in içerisinde olduğu için. Süslü parantezin içerisinde olduğu için vermeden de bu işi halletmiş olabiliyoruz. Ben şimdi bunu böyle bir yapı oluşturdum. Expanded diye bir sistem verdim. Şimdi gelin bunu burada kullanalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir expanded sistemi vardı. Şöyle. Ben bunu şöyle parantez içine almak istiyorum. Hatta şurayı şöyle şurayı komple. Şimdi burayı gelin şurada bir daha kodlayalım. Mesela demişim ki context is desktop ise demişim burada bir değer alacak. Ne alacak? İşte main drawer alacak. Controller controller alacak. Bakın burada expanded geldi. Flex'imiz kaç? 1. Bitti. Şimdi burada bir de altta iki şeyi kodlayalım. Burada ne alacak? Main page controller alacak. Main page view alacak. Bu da controller'ını aldı. Expanded dedim. O da 3. Bitti. Bakın bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi şu kadar kod aslında bu hale gelmiş oldu. Bizim için de daha kolay bir okunurluluk kazandırdı. Bunu buradan silmeden önce size şunu göstereyim. Çalışıp çalışmadığını.
Sonra hani savaş açılmasın ortalıkta. İşte kodu yazdım çalışmıyor falan diye. Expanded 1, Expanded 3. Gördüğünüz gibi kod çalışmadı. Çok iyi. Şuradan kapatalım, bir daha açalım. Desktop'ta mı hata var acaba? 1200'den büyük falan diye. Yok. Expanded'da flex yapalım şurayı. Int flex. Yani şurada da bir değer verelim. Oluyor mu? Yok. Neyse, dursun bakalım. Bir daha başlatıyorum. Şuraya bir yere main drawer dart başlatalım. Bu arada expander zaten burada patladı sanırım, orada değil. Bu sayfanın altı. Evet, ekran açıldı. Şurada şunu fark ettim. Ben bunun içerisinde şurada yanlış yapmışım aslında. Bununla bunun mukayesesi değil. Olay şurayı çıkarıyorum. Şuraya virgülü atıyorum. Şurada bakın font sizes box diye gelmesi lazımdı. Biz orayı kaçırdık sanırım. O yüzden bu şekilde oldu. Şuraya geliyorum. Shrink'i veriyorum. Shrink. Bak nokta shrink. Şimdi deniyoruz. Bakalım ekran açılsın. Evet, tamam. Bu kod bu hale geldi. Bu kadardan. Az önceki gibi tek seferde olmadı. Evet, ekranımız da geldi. Gördüğünüz gibi. Kodumuz çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Buradaki gibi. Şimdi şu kodu iptal ediyorum artık. Buradaki tatlı hali de şuradan da iptal ediyorum. Buraya da başka bir şeyin girmesine, yani burada fix import diyelim. Bakalım. Bu hale getirdi. Şimdi geri alıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi fix import dediğimde bakın şuradakiler kısalacak. Niye? Çünkü başında Halil Yücel YT yazıyordu. Bu da projenin yarın bir gün başka bir platformda başka bir isimle açıldığında hata vermemesini sağlıyor. Olanak sağlıyor diyelim. Bunları ayarladım. Şimdi burada var. Ama bunu daha sonra geleceğiz. Yani buranın da detayına geleceğim sonuçta. Bu stack'in içindeki bu row'u da şöyle aşağıya extract metot olarak almak istiyorum. Burada da şunu demek istiyorum. Hatta buraya ayrıca stateless widget diye mi versem? Onu düşünüyorum. Yani bu controller zahmetlerinden de kurtuluruz. Tek bir controller vermiş oluruz. Neyse, şimdilik böyle vereyim. Bu ne olsun? Main screen. Screen. Left. Drawer page view diyelim. Şöyle altta dursun. Main screen drawer page view. Burada dursun. Bu burada daha bir sade hale gelmiş olsun diyelim. Biz bunu yaptık. Burayı bitirdik. Şimdi bakalım başka sayfalarda ne kusurlarımız var. Şunu şuradan şöyle alıyorum. Şöyle dursun. Bu da burada dursun. Şuradan bakalım hatta. Screen size main drawer'ın içerisinde, evet, burayı da gelin birlikte düzeltelim. Main drawer'ımız içerisi burası. Buradaki şu kargaşayı da ufak tefek atlatalım. Burada bitsin. Burada ufak tefek bir uyarı veriyor. Hatta şöyle yaptığımızda şurada iki problem var diyor. Burayı da nasıl açtım? Kendi bir sağa alayım. Ctrl Shift tırnağa bastığınızda bu bölüm açılıyor. Şurada bakın iki problem diyor. Tıkladığınızda diyor ki burada print var diyor. Bunu diyor kullanma diyor. Hatta bastığımızda kdebug mod diyor mesela. Şuraya da gelelim. Kdebug moda niye çıkarmıyorsun? Çıkardın. Foundation'ı ekledim. Bu şu demek. Ben şu an burada çalışma modunda çalıştığım için debug moddaysan print page bas demeye getiriyor. Değilsen zaten basma anlamına geliyor. Yani ürün ben son kullanıcıya çıkardım, web sitesine yükledim. Buradayken debug modda olmadığı için print komutu çalışmayacak. Burası sadece benim için. Şimdi buradaki ikinci hataya basıyorum. Bakın burayı da getirdi şimdi. Burada bir hata var diyor. Önemli bir hata değil. Diyor ki burada const olması lazım. Immutable olması lazım diyor.
Buradaki immutable olma zorunluluğunu görmezden gel diyorum. Ignore diyerek. Bunları yaptıktan sonra bakın bu alanda şimdi tekrardan devam ediyorum. Şu drawer menü listi geçiyorum. Oraya da daha sonra geliriz mutlaka. Drawer menü listi şu bölümde şu expanded'ları yine bizim kurallarımıza göre expanded etmek istiyorum. Şuradaki gibi. Şuradaki yapıyı şöyle bir küçültelim. Nasıl yapacağız? Buraya geldim. İşte bir container'ımız vardı. Bakın container. Color var. Colors. Gray. Kaçmış? Green. Gray 300 yapmışız. Şöyle yapayım. Sonrasında burada neyimiz varmış? Child var. Bir tane icon'ımız var. Icon dedik. Şöyle. İçerisinde de icon form var. Form dedim. Virgül dedim. Size 46. Bunu verdik. Sorun yok. Şimdi bunun sonuna da expanded'ı vereceğim. Kaçmış? 27. 27 vermiş. Tamam. Bu kadar. Yaptığımız yapı bu şekilde bitiyor. Şimdi bunu da ben burada durmasını istemediğim için extract metotla aşağı alıyorum. Ne diyorum? Main drawer logo. Hatta şöyle de yapalım. Drawer logo field diyelim. Hani bu bizim üstteki bölümde logomuz vardı. Drawer'ımız. Hatta şuradan göstereyim. Şu bölümdeki drawer'ımız aslında. Bu boydan boya bir drawer olacak bu alanda. Bunu da aldım. Ha, şurada extract bozuldu. Şuradan yapalım. Ne diyelim? Drawer logo field. Dediğimizde bunu aşağıya bir yere aldı. Gördüğünüz gibi burada dursun. Önemli değil. Buradan da expanded'ı kaldırdığımız için şu kadar kod buraya geldi. Araya da bir chantic atalım dursun. Buradaki kodu da yine küçülteceğim. Şöyle aldım. Buraya geldim. Yine burada bir kalım varmış. Kalımını alıyorum. Kalımın içerisine ne vermişiz? Children'dan sonra. Bir de spacer vermişiz. Spacer 1. Flex 1. Şunu da şuradan iptal edeyim. Hatta bu spacer'ları bile kolay hale getirebiliriz. Şuradan row verelim. Row'un içerisinde ne vermişiz? Main center vermiş. Bu center'ı da verdim. Şimdi burada children'a giriyorum. Burada children'a bir tane daha kolum vermişiz. Bayağı yılan hikayesine döndürmüşüz burayı. Kolum, draw, kolum, draw, kolum, draw diye. Buradaki kolumun içerisinde de main'i center vermişiz. Main, center. O tabii o içe yapıyı oturtmak için galiba ayarladık. Hatırladığım kadarıyla. Burada children'a geldim. Bakın burada güzel bir fonksiyon kullanmışız. Drawer menu list. Controller nokta map demişiz. Bunu da tabii şey için veriyoruz. Oradan bir oluşum oluştursun diye. Edit demişiz. Nokta to list. Çok kolay hale olacak bir şey. Tamam. Bunu da verdik. Şöyle yapalım. Şuradaki row mu? Row'un bittiği yer mi? Şu column. Column nerede? Column'un bittiği yere de expanded diyoruz. Buraya da kaçtı? 27, 73. 73 verdik. Tamam. Burayı verdik ama şurayı da ben yine aşağıya almak istiyorum. Buraya da ne diyelim? Drawer ne diyor? Controller icon mı? Controller panel. Panel diyor. Panel önemli. Böyle yazalım. Drawer controller paneli verdik. Hadi ya. Oraya mı gitti? Neyse şöyle yapalım. Konteyneri aldığımızda öyle olmamıştı ama neyse. Burada öyle mi oluyor? Şuradan tekrardan alıyorum. Ctrl Shift R dedim. Drawer controller panel. Dedikten sonra burayı aşağıya aldım. Bu expanded'ı da buradan keselim bence. Şurada verelim. Kolumun içerisinde şöyle. Burada kolum değil diyor bu. Burada widget diye verirseniz önemli kalmıyor. Burayı da bu hale getirdik. Şimdi şuradan da kırpıyorum. Şöyle. Tek yaptığımız aslında burayı da şöyle çalıştıralım.
Çalışmış halim bu. Mahvettiğiniz gibi duruyor da. Korkuyorum. Evet, mahvettim. Peki neden mahvoldu? Onu nasıl anlayacağız? Şurada expanded 27 deseydik. Şurada da expanded 73 deseydik düzelecek miydi? Bakalım. Şuradaki expanded'ları da sildim. Yine burada da ufak tefek bir şeyi unutuyoruzdur ama. Evet. Burası şimdi bozuldu. Ha, bunun da altında spacer vardı. Biz onu koymadık değil mi? Çok eşeğim. Şu row'un altında bir spacer daha vardı. Hatta o da 3 müydü 5 miydi öyle bir şeydi. Bakalım. Şuradan 5 diyelim. Bakalım. Evet, sanırım 5 bu şekildeydi. Bu yapıyı da oturttuğumuza göre evet tamam, bir sorun kalmadı. Buradaki olayı da bitirdik. Ufak hale getirdik yani, daha doğrusu. Burada gördüğünüz gibi yine Halil Yücel YT olarak şey, neydi? Projenin ismiyle yer alıyor. Yine ben buradan fix import dersem gidiyor. Fix import nedir? Nereden geliyor? Ne Allah'ın hikmeti diyorsanız ise şurada expand extension var. Buraya giriyorsunuz. Buradan Dart import yazıyorsunuz. Hemen altta çıkmıştı. Şurada. Bu paketi kurduğunuzda içerisinde fix import ya da fix all import diye yapabiliyorsunuz. Bu paketi buradan install demeniz lazım. O da şöyle, Ctrl Shift P'ye bastım. Fix all import. All import'a bastığım zaman bütün kod sayfalarım içine tek tek girip tek tek düzenlemeye çalışıyor. Şu an bunu istemiyorum. Kod karmaşası yaratmasın diye. Fix import dediğinizde de bulunduğunuz sayfada düzeltmeyi yapıyor. Bunu böyle buradan kaydediyorum. Burada ufak tefek şeyleri oluşturduk. Drawer'ımıza bakıyorum yine. Evet, gayet tatlı oldu. Başka nerede ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben şu nerede o kod? Nerede o lanet kod? Aha, burada. Ben bu kodla otomatik işte şuradan bir tuşa bastığında bu menü gelsin sistemini yapmıştım başka bir projemde. Oradan bakıp burada da düzelteceğim tabii ki bunu. Bu alanları düzelttik. Başka bir yerde zaten bu sayfalar boş. Home'a geçmeden önce başka ne yapabilirim diye bakıyorum. Şuraları kapatayım tekrardan. Sayfayı da şöyle. Şurada bir de dizaynımız vardı bizim. Dizaynımızda var mı bir kusur? Oraya bakalım. Expanded Future Page to Image. Image, evet. Drawer Mailer List E demişiz. Burada kargaşayı atlatsam mı diye düşünüyorum. Animate demişiz. Page Duration demişiz. Buradan buraya gitmişiz falan filan. Aklımda şu vardı. Yani E-Clicked. Ha, burada. Şuradaki 0, 1, 2, 3, 4 yapısını mı değiştirsem diye düşünüyorum. Yani şöyle. Bu ilk sayfa 0'a gidecek. Çünkü şöyle göstereyim. Burada tuşlara bastığımda şıp şıp geçiyor. Aslında burada geçmiyor. Niye? Çünkü 5 diye bir sayfa yok. Aslında 0, 1, 2, 3 ve 4 diye sayfa var. Şöyle yapalım. 4. Aslında böyle bir sayfa yapısı olduğu için bu sıfırdaki sonundaki geçmiyor. Gördüğünüz gibi şimdi buna bastığımda buradan geçecek. Tamam. Şimdi burada şu controller, drawer listi şurada alıyorduk ya. Buradaki içinde drawer nerede? Şurada. Bu drawer'ı şuraya alayım. Burada dursun. Burada bu fonksiyona gönderiyorduk şurada E'ye. Ben burada şunu da mı göndersem diye düşündüm. E'nin içerisine giriyorum. Burada E'yi veriyor ama sırasını vermiyor. Burada map list map bir index diye bir sistem olacak. Onu da kodlamasını bulduğumda size yazacağım buraya. Buraya hem sadece E'yi veriyor hem de index haliyle veriyor. Onu da bulacağız, yapacağız diyelim.
O indeksi verdiğinde biz buraya index diye buraya getirdiğimizde de şu e'nin yanına index diye getirdiğimizde int index buradakileri de otomatik alacak, manuel vermiş olmayacağız. Buradaki bu yazıları da burada haricen şey almak istiyorum, bir sonraki videoda dil yapısı kurduracağım Türkçe ve İngilizce olarak. Yani birkaç tane dil daha koyabiliriz ama uğraşmış oluruz sadece. Sonrasında diğer bölümde provider'la birlikte de tema yönetimi koyacağım. Map-bit index'i de buraya getiririm. Şimdilik bu videomda bu kadar. Düzenlemeleri bitirdik. Bu videomda buraları bitirdikten sonra yeni videomuzda şunu yapacağız. Home'a bastığımızda işte ilgili Figma projemizde gördüğümüz o yazılar gelecek ve bunları küçültüp büyüttüğümüzde de mobil cep telefonda, tablette ve bilgisayarda nasıl görüneceğini ayarlamış olacağız. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler dilerim.